Merhaba değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte acı biberli, domatesli bir sos hazırlayacağız. Sos demeyelim de turşu olarak tüketilebilecek bir sos hazırlayacak. Bunun kısırların, et yemeklerinin, köftelerin yanında tüketebilirsiniz. İsterseniz kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Bunun için 6 kiloya yakın domatesim var. Yarısını kışlık domates yapacağım, rendeleyip buzluğa atacağım. Yarısını da sos ve turşu gibi kavanozlarda kaynatıp yapacağım arkadaşlar. Şimdi önce domateslerimi, biberlerimi yıkıyorum. Burada gördüğünüz gibi kışlık biberlerimi de kuruttum. Ayıklayıp, yıkayıp, doğrayarak. Bunlar da böyle. Bu şekilde balkonumda öncelikle domateslerimi, biberlerimi yıkayarak başlıyorum. Evet arkadaşlar, domateslerimi, biberlerimi güzelce yıkadım, hazırladım. Suyunu süzdürdüm. Size malzemeleri önce anlatayım. Acılı sosumu, acı biberli sosuma koymak için 2 baş sarımsağım vardı. Onları ayıklayıp yıkadım, güzelce temizledim. Sosuma koymak için 1 çay bardağı, büyük çay bardağıyla sıvı yağ, zeytinyağı kullanıyorum. Çünkü zeytinyağı daha iyi lezzet veriyor, ama yoksa ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz sıvı yağ olarak. 1 çay bardağı büyük bardakla sirkem var. 2 yemek kaşığı kaya tuzum var. 1 yemek kaşığına yakın, 1 tatlı kaşığından fazla da toz şekerim var arkadaşlar. Bunları sosta kullanacağım. Ama öncelikle domateslerimi doğrayarak başlıyorum. Domateslerimi rondodan geçireceğim. Onun için kabuklarını soymadan bu şekilde, armut domates diyebilirsiniz, Çanakkale domates de diyebilirsiniz. Şöyle beyaz kısımlarını ve başını, kökünü alarak, sap kısımlarını bu şekilde, tabi kötü yerlerini de temizliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde domateslerimi doğruyorum. Şöyle temizleyip şöyle baş kısımlarını bu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Çünkü domateslerimin kabuklarını dediğim gibi soymuyorum ve rondodan geçirip de o şekilde hazırlayacağım sosunu. Evet, domateslerimin yarısını doğradım. Yarısını daha sonra doğrayacağım, yapacağım. Bu şekilde rondoma şöyle bir kısmını yerleştiriyorum. Arkadaşlar, şöyle kabuğu ile birlikte çekeceğim. Evet, rondodan geçirdiğim domateslerimi pişireceğim. Tenceremin içine aktarıyorum arkadaşlar. Kabuğu ile birlikte daha vitaminli ve daha lezzetli bir domates sosu elde edeceğiz. Şimdi tekrardan diğer domateslerim için de aynı işlemi tekrarlamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hem zamandan tasarruf hem de fazla yorulmadan bu şekilde sosumuzu hazırlamaya devam ediyoruz. Son parti domatesimizi de rondodan geçirdik arkadaşlar. Şöyle. Bunu da tenceremize boşaltıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 4 kilo domatesten, armut domates, yani Çanakkale domates de diyebilirsiniz, kabımı durulayıp tekrar diğer domates sosları için kullanacağım arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. 4 kilodan rondodan geçirdiğimiz kabuğu ile birlikte arkadaşlar domatesimizi tenceremize aldık. Şimdi ocağımıza koyuyoruz kaynaması için. Domatesimiz kaynarken biz de diğer hazırlıklarımızı yaparız. Yapalım biberlerimizi, sarımsaklarımızı hazırlayalım.
Domatesimiz ocakta kaynarken biz de sosumuza ilave edeceğimiz acı biberlerimizi doğramaya başlıyoruz. Çünkü kaynadıktan sonra biberlerimizi de ilave edeceğiz. Şöyle başını ucunu alıyoruz arkadaşlar. Ben çok büyük yapmayacağım. Şu şekilde yapacağım. Yani turşu kıvamında olsun en azından. Şu şekilde iri iri doğruyorum. Siz isterseniz daha küçük doğrayabilirsiniz. İsterseniz daha küçük acı biberlerden bütün şekilde de koyabilirsiniz. Ben şöyle bu büyüklükte biberlerimi doğruyorum arkadaşlar. Bu şekilde kabıma alıyorum. Diğerlerini doğramaya devam ediyorum. Evet, biberlerimi bu şekilde doğradım. Hepsini doğramadım arkadaşlar. 100 gram kadar, yani yarım kilonun acı biberin, yani kıl biberin 100 gramdan az ayırdım. Yaklaşık 400 gramını bu şekilde doğradım. Bu kalanları da arkadaşlar kızartıp akşama yiyeceğim. Üzerine sarımsaklı domates sosla çok güzel oluyor. Çok severim acı biberi. Hatta sarımsaklı yoğurtla da güzel olur. Bunu bu şekilde kenara ayırıyorum. Şimdi sarımsaklarıma geldi sıra. Arkadaşlar sarımsakları isterseniz doğrayabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte. Ben tekrardan pratik olsun diye çok küçük olmayacağı için şöyle bir el rondom var. Rondodan geçireceğim. Evet, rondodan geçirdim. 3-5 defa da bu şekilde istediğim büyüklükte oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün her şeyin pratik yöntemini sizinle paylaşmak istedim. Bunları doğramaya kalksam bayağı bir zaman alırdı. Rondo da aynı doğranmış gibi dişe gelir şekilde. Bu şekilde rondodan çektim. Şöyle alıyorum. Tabağıma koyuyorum. Sosuma koymaya hazır şimdi. Sosumuzla tekrar yapımına devam edeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi domates sosumuz kaynamaya başladı. Tabii ki domatesimizin içerisinde su oranı biraz fazla olduğu için biraz suyunu çekene kadar bir yarım saat 45 dakika kaynamasını sağlayacağız bu şekilde. Domates sosumuz yarım saatten fazla bu şekilde kaynadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Koyu bir kıvam aldı. Şimdi bu aşamadan sonra öncelikle sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra kaya tuzumuz vardı. 2 yemek kaşığı. Kaya tuzumuzu ilave ediyoruz. Siz de damak tadınıza göre tuz kıvamını, tuzun miktarını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şekerimiz vardı. Bir tatlı kaşığından fazla. Bunu da koymamızın sebebi domates asitli olduğu için asit dengesini sağlamak için arkadaşlar. Daha sonra sirkemizi, bir çay bardağı sirkemiz, elma sirkesi de koyabilirsiniz. Benim tercihim üzüm sirkesi. Bir çay bardağı da büyük bardakla sıvı yağımız vardı arkadaşlar. Şimdi hepsini bir koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Ve sosumuzu 10 dakikada bu şekilde kaynatıyoruz. 10 dakikada kaynadıktan sonra biberlerimizi ilave edeceğiz. dakikada kaynatmış olduğumuz sosumuza doğramış olduğumuz acı biberlerimizi ilave ediyoruz ve şöyle bir karıştırıyoruz. Biberlerimizi fazla kaynatmayacağız arkadaşlar. Şöyle bir 5 dakika, 5 ila 10 dakika arası fazla erimemesi için fazla kaynatmayacağız. 5-10 dakika daha kaynatıp ocağımızı kapatacağız. Arkadaşlar domatesli acı biberli sosumuz hazır. Şöyle karıştırarak, şöyle yıkayıp temiz kuruladığım kavanozlarıma boşaltıyorum.
sıcak sıcak koyuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Kapatır kapatmaz sosumu kavanozlara koyuyorum. Ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Kapağımı sterilize ettim. Kaynattım. Kuruladım. Yeni bir kapaktır. Şimdi bunu kavanozumuzun ağzına şöyle bir ileri iki geri bir ileri şu şekilde sıkıca kapatıyoruz. Ve ters çeviriyoruz arkadaşlar. Temiz bir bezin üzerine ters çeviriyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde boşaltıyorum. Karıştırarak sosumu. Şimdi de kışın makarnalarda, çorbalarda, yemeklerde kullanabileceğimiz bir domates sosu hazırlayacağız. Bardakta hazırlayacağız onu ve difrizde saklayacağız. Bunun için tekrar 2 kilodan fazla kalan domatesim vardı. Onları da doğradım. En sona bıraktım. Şimdi ondan ondan geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi bugün çok pratik şekilde kışlık soslar nasıl hazırlanır onu yapmış olduk hep birlikte arkadaşlar. Evet, soslarımızı en pratik şekilde nasıl hazırlarız onu görmüş olduk. Ve şimdi tekrar rondomu çalıştıracağım ve sosumu hazırlayacağım arkadaşlar. Videonun uzamaması adına ben oraları çekmedim. Sadece ilk biberli sosumuzda yaptığım gibi domateslerimi doğrayıp rondadan geçirdim. Hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Ne tuz, ne pişirme, ne kaynatma. Çok pratik bir şekilde domates sosumuzu rondodan geçirdik. Şimdi bu şekilde pet bardaklarımıza sosumuzdan boşaltıyoruz. Şimdi ben boşaltmaya devam ediyorum arkadaşlar. Daha sonra diğer kısmında, diğer işlemde beraber olacağız tekrar. Evet arkadaşlar, şöyle 6 kadar bardağa koydum hazırladığımı. Daha devam edeceğim. Çünkü kalan domateslerim var doğradığım. Ne yapıyoruz? Şöyle streç filmle kapatıyoruz ağzını. Ve şöyle koparıyoruz. Gerdirerek etrafını sarıyoruz. Bu şekilde buzluğa atıyoruz arkadaşlar. Diğerini de göstereyim. Diğerini de şöyle sardırıyoruz. Bıçakla kesip koparttıktan sonra şöyle arkadaşlar kalan fazlalıkları etrafına yapıştırıyoruz. Ve bu şekilde hazırladığımız domates soslarımızı difrizimize koyuyoruz. Arkadaşlar öncelikle düz koyabilirsiniz. Düzgün bir şekilde şöyle sıralayın difrize. Donduktan sonra her şekilde yatay, dikey, yani karışık şey yapabilirsiniz. Sadece donana kadar dik bir şekilde koyuyoruz difrizimize. Şimdi diğerlerini devam ediyorum. Arkadaşlar bugünkü videomda kışlık hem pratik hem de ekonomik soslar hazırladık. Öncelikle şunlar acı biberli domatesli sosumuz, kahvaltılık ya da turşu ya da salata olarak yemeklerin yanında tüketebileceğiniz acı biberli domatesli sosumuz. Bunlar da arkadaşlar sadece rondodan geçirdiğimiz, hiçbir işlem uygulanmadığımız, pratik pet bardakta hazırladığımız ve en az 2 sene difrizde buzlukta muhafaza edip kullanabileceğiniz
İlk günkü tazeliğinde ve lezzetinde domates sosları arkadaşlar. Bu şekilde pratik oluyor. Hem yemeklere koyması açısından, koymak açısından miktar olarak, hem de uzun sürmeyen pratik bir tarif oldu. Evet, videomu beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi sosumuz harika. Akşama yiyeceğim arkadaşlar, yemeğimin yanında. Evet, çok pratik soslar, ekonomik soslar yaptık bugün. Ayrıca çökelek peyniri de yaptık, lor peyniri hep birlikte. Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırırken hepinize hoşça kalın derken, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Ayrıca Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere, diğer tariflerinde. Hoşça kalın arkadaşlar.